İntikam, intikam istiyor mu? İstiyor dayı. Her şeyden çok intikam istiyor. Ama daha bilmiyor. Pırıltı. Pırıltı var mı gözlerinde? kendin bak o zaman dayı. Herkese selamlar dostlar. 8 Eylül 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Güzel bir giriş yaptığımızı düşünüyorum. Güzel şöyle bir giriş yapalım dedim. Şimdi intikam diyorum. Fenerbahçe maçına birazdan geleceğiz ve bir skor yarışmasıyla başlayalım. Ve Fenerbahçe'nin maç skorunu sizlere soralım. Bilen bir arkadaşımızı katı telegram gruplarımıza dahil edeceğiz. Daha önceden de Paris Juventus maçının maç skorunu sormuştuk. Bilen kişi sayısı fazla fakat bilenler arasından isimlerini yazıyorum. Direkt bir çekiliş yapıyorum. PSG maçının skorunu bilen arkadaşımız kazananlardan yani daha doğrusu Yusuf Yılmaz isimli arkadaşımız. Instagram üzerinden mesaj atarsa Eylül ayı boyunca katıl Telegram gruplarında misafir edelim. Ve sizlere de Fenerbahçe Dinamo Kiev mücadelesinin maç skorunu sordum. İntikam diyorum ve geçiyorum. Geçtim bunu. Gelsin ekrana YouTube raporu gelsin. Sizlere Şampiyon Ligi'nin ilk günü, var, ilk günü var zaten salı gününden. Şimdi Salzburg maçının KG varıyla Paris'in atacağı iki gol ben zaten ideal kombin yaptım bunu. Hem katıl grubunda hem de YouTube'da verdim. Başarılı şekilde sonuçlandı. 1.95 oranı vardı. Hatta Salzburg maçının KG varı 1.49'dan 1.57'ye kadar yükseldi maç saatinde. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Başarılı oldu. Sistem kuponu yapmıştık. Çok güzel yapmıştık aslında. 1000 lira alıyor. Şu 24 liraya 1000 TL para alıyorduk. Çok kıyı kıyına kaçtı. Salzburg maçının ilk yarı KG varını aldık. 3.79 gibi orandan. Paris'i birden bir yaptım. Çok güzel geldi o da. Sevilla maçında da Paris'in e, sinin atacağı 3 golü aldım. 4 tane attı zaten. Birazdan onunla ilgili bir detay da göstereceğim. Benfica ilk kere atamadı. Atabilir miydi? Atabilirdi. Fakat bu Benfica'yı diyorum ya, istese atar yani. İstemedi, atmak istemedi daha doğrusu. Celtic de neler neler kaçırdı. Oradan da 2.58 oranımızı yaktı. Çok güzel bir sistem kuponuydu. Ara ara böyle sistem kuponları yapacağım. İstek, talep gelirse. Geçtim bunu. Yüksek mislimiz vardı bir de. Yüksek misli iki tane yüksek misli önerdim. Bir tanesi normal düz yüksek misli. Tek maç olaraktan bir tane de Avrupa için yüksek misli önerdim. Yüksek misli önerisi olaraktan da Paris maçının atacağı iki gollü galibiyeti Juventus'a karşı. Ya yani ben şöyle düşündüm. Altına da yazdım. Şimdi herkese 5 atarsın. Fakat işte böyle takımlara atmak yenmek önemli. Ben de yenebileceğini düşünüyorum bu sezon gerçekten. Çok iyi oynuyor. Özellikle ileri üçlü çok formda. Neymar'ın Mbappe yaptığı asist mesela süper. O başarılı oldu. Avrupa yüksek mi ise Salzburg maçını ben gollü bekliyordum da 2 golle bitti. KG var işimize yaradı. İlk yerden de KG var geldi. 1.5 üstü aldım. Benfica'ya da çok güveniyordum ben. Hatta her iki yarıyı kazanır aldım sistem kuponuna da. Atacağı iki gol dedim. İlk yarı atmadı. Kahpe Benfica'ya. Harbiden kahpesin sen Benfica. İkinci yarın başında iki tane attım. Maçı da öyle bitirdi. Benfica uyuz bir takımdır. Bunu da belirteyim. Yüksek misin amacı da zaten yüksek atıp. Mesela birebir iletişimde de var bu öyle çok kişi. Mesela diyor, dedim ki Paris maçına 750 at, Avrupa için yüksek misliyeye de 500 at dedim. Devam ettim. Şimdi sizlerden ricam videoya atacağınız like'lardır. Art 350-400 seviyesine like gelirse son zamanlarda güzel like seviyesi de geliyor. Bu videoda da sizlere kombin önerisi yaptım bilginize. Haydi bakalım şansımız bol olsun. PSV-Boda maçıyla başlayalım. Şimdi... PSV kendi evinde. Gruba baktığımız zaman da Arsenal, PSV bu ikisi zaten muhtemelen çıkacak gibi. PSV'nin de çıkması için burada Bodo'ya bir kelime takması lazım. Takabilir mi zaten? Takması çok normal. Bodo takımına baktığımız zaman da Bodo takımı zaten defans yapan bir takım değil. Tempolu bir mücadele oynar oynar bence burada. Taraftarların desteğiyle ve kadro kalitesi ve tecrübesiyle birlikte burada PSV takımı kazanacaktır bence. Kazanırken nasıl kazanacak? Biz bunu değerlendirerekten de oran yükseltmemiz lazım. Çok da yüksek orana gidemedim. Çok da uzatmaya gerek yok bu mücadeleyi. 2 gol atarak PSV kazanabilir. 2-1'lik bir skor beklentim var benim burada PSV tarafında. 1 ve 1.5 üstünü 35 gibi oranları öneririm sizlere. Eğer biraz daha risk alayım derseniz de 1 ve 2.5 üst şeklinde de yapabilirsiniz. Skor beklentim dediğim gibi 2 belirli skor beklentisi olduğunu da belirteyim. Diğer mücadelem Fenerbahçe Dinamo mücadelesi. Videonun başında da zaten güzel video ile giriş yaptım. Bu maçın skorunu da zaten sizlere sorduk. Fenerbahçe'nin ben burada kazanmasını bekliyorum. Burada bakın sağdaki oyuncular oynamasın. Bakın sağdaki Fenerbahçe oyuncular oynamak istemesin. Fenerbahçe taraftarı her türlü 4S kanunu seve seve oynatacaktır. Taraftar muazzam olacak bu maçta. Ben de maça gidebilirim. Bakalım bir bilet düşürmeye çalışıyoruz kara borsadan. Biri satıyor da bakalım duruma göre. Şimdi Fenerbahçe taraftarı burada zaten çok baskın olacak. Ben zaten ilk maçlarda da söyledim. 0-0'lık maçta olsun, diğer maçta, diğer maçta olsun, mağlup olduğumuz maçta olsun bu Kiev tarafı biraz kullanıyor gibi geldi bana. Videolarda da belirttim. Hatta bazı e, arkadaşlar da e, he, ho, bir şeyler diyordu yani. Ama ben dediğim gibi ufak bir kullanma vardı. Ben burada Jorge Jesus'tan dolayı da girmek istedim Fenerbahçe tarafına. Neden? Diyor ki Kiev maçı diyor boğazımda düğüm gibi kaldı diyor. Adam bu maça yani ver yansın edecek. Ondan da dolayı videoyu koydum. Doğrudan maç sonu biri ben yapıştırırım. Fenerbahçe burada baskın oynayacaktır. Ve toparlan, toparlanan bir Fenerbahçe. İlk maçlarına göre daha değerli toplu bir Fenerbahçe var. Doğrudan bir maç sonu biri sizlere öneririm. Kombineme biraz fazla koydum. Onu da anlatacağım birazdan. Kombineme 4.5 altında bir yaptım. 1.81 gibi orandan yaptım. Neden? Yanına koyduğum 1.30'luk bir maç vardı. 2 oranı geçmiyordu. Dedim koyalım risk alalım. 2.35 oranını çıkardım. Dileyenler doğrudan 1 de yapabilir. Hatta ben diyorum ki Fenerbahçe hızını alamazsa 2.37'den handikap da yapabilir bu Kiev'e karşı. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Diğer mücadelem Villarreal mücadelesi fakat şu canlıdan bahsetmeyi unuttum. Hemen ondan bahsedeyim. Ben bir tane canlı verdim. Bakın burada editör arkadaşlarımızın canlısı var. Yatanlar tutanlar hepsi burada zaten. Ama ben tek bir adet canlı verdim. City mücadelesine 1.88 gibi orandan bir canlı verdim. Dedim ki altına da açıklama yaptım. City yavaş yavaş geliyor. Oyun biraz durgun. 3-0 yakaladı zaten. Fakat oyuna giren arkadaşlarımız var. Palmer var, Alvarez gibi isimler var dedim. Bunlar hücumdaki genç isimler dedim. Dedim ki bunlar bir iş yapabilir. Ondan dolayı dedim ki City'nin atacağı bir golü alalım dedim. Çok da güzel aldık bir 88 gibi orandan. Bu şekilde canlı bahislerlerde ilerlediğimizi belirteyim. İçimde kalmasın söylemiş olalım. Diğer maçın Villarreal ile Lech Poznan mücadelesi. Villarreal takımının elçe maçını izlediniz mi? Atletico Madrid maçını izlediniz mi? Bakın son elçe maçını ben 4.5 altında 1 verdim. Videoda anlattım. Bir güzel oran, bir 50'ye yakın bir oranı vardı. İdeal önerdim. Maç 10-0 bitiyordu bakın. 10-0 bitiyordu. Şansa balı aldık. 5 tane kaçan neti var. Öyle yazıyor istatistikte. Ben maç izledim. Yani 5'ten fazladır o maçta. Villarreal çok kaçırdı. İnanılmaz kaçırdı. Ve ilk yarıda da çok baskılı oynadı. Lech Poznan burada. Lech Poznan'a karşı iyi oynayan bir Villarreal. Tecrübeli de bir Villarreal takım var. Ben doğrudan ilk yarı bir aldım. 1 aldım. 1.45 gibi oranı var. Villarreal bence bu maçı ilk yarıda koparır diye düşünüyorum. United Sociedad mücadelesi. Bu maçı kombineme koydum. Biraz şöyle anlatayım. Şimdi Sociedad takımı deplasmanda ne yapar burada bence? en az hasarla ayrılmaya çalışan bir Sociedad takım olacak. Şunu da belirteyim. Bu sezon gerçekten oynayan bir Sociedad takımı var. Sağda oynayan bir Sociedad takımı var. Fakat burada Avrupa mücadelesi United e basmanındasın. Biraz daha derli toplu ve dengeli kontrollü bir oyun oynamak zorundasın. United tarafına baktığımız zaman da son Arsenal maçına bakmayın. Çünkü Arsenal çok yüklendi atacağım diyerekten. Şimdi Real Sociedad burada bir beraberlik dahilinde beraberliği korumaya çalışacaktır bence. United takımı dediğim gibi takım savunmasını biraz daha iyileştirdi ve defans yoğunluğunu da arttırdı. Bu sebeple ben bu mücadelede çok fazla gol beklemiyorum. Kombineme de koydum hatta. Diyorum ki bu mücadelede 3.5 altında biter bence. 1.30 gibi oranı var. İdealdir. Kombineme koydum. Bir de yüksek orandan ne yapabilirim diye baktığımda yani 2-3 gol bandına da sıkışacak bir maç gibi gözüküyor. 1.86'da onun oranı var arkadaşlar. Yüksek orandan da öneririm. Şimdi gelelim golle geçmesini beklediğim maçlara. Burada Lazio Feyenoord mücadelesi. Lazio son mücadelesini kaybetti Napoli'ye karşı. Napoli çok iyi gerçekten. Ondan dolayı kaybetmesini de bekliyordu. Fakat KG varından almıştık kazandık. Feyenoord'dan dolayı bu maçın golle geçme ihtimali var. Feyenoord kimle oynar oynasın ve Lazio gibi takımlar da oynuyor. Maçın temposunu sürekli arttırmak isteyecektir. Bu yüzden bir gollü bir mücadele beklediğimi belirteyim. İdealden 1.43 gibi orandan KG var tercihini aldım. Feyenoord'un geçen sezon bakın Konferans Ligi'nde hatta Konferans Ligi'nde oynadığı bütün maçlarda neredeyse çok gollü maçlar. Özellikle Slavia Prag maçları mıydı? çok gollü geçmişti. Güzel kazanmıştık o maçlardan geçen sezon. Yine KG var aldım. Geçtim. Diğer bir mücadelem Sturm Graz'da Midland mücadelesi. Sturm Graz'ın son maçını hatırlarsanız ben bir değerlendirme altına aldım. Hartberg mücadelesi. Muhtemelen çoğunuz değerlendirmemiştir. Alt taktiklerde veya takip etmiyoruz diyerekten. Ev sahibi 1.5 üst vermiştim. Hazır mısınız? İstatistikleri açıyorum. İzledim bu maçı. 37 tane şut var. 55 tane de rakip ceza sahasında buluşma var. Yani iki tane gol atamıyorsa gelip de Kangal ne yaptın deme sormayın. Sturm biraz iyi oynayan bir takım. Kendi evinde hücum oynayan bir takım. Midland tarafında da Sisto özellikle benim en beğendiğim oyuncu. Geçen sezonda öyleydi. Bu sezonda çok golli başladı zaten. 6 maçta 5 gol ne attı. Güzel bir golli maç geçme ihtimali var. 152'den KG var öneririm. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Kızıl Yıldız Monaco mücadelesi tekrardan bir KG var mücadelem. Neden olduğunu da anlatayım. Kızıl Yıldız'ın zaten her maçını değerlendirme altına aldım ben. Son maçta kendi kalesine attığı golle Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi 90 artıda. içinde bir yara olmuştur burada. Monaco ile oynayacaktır. Tempolu bir maç olabilir. Her iki takımda arkada boşluklar bulabilir. Fakat Monako biraz daha oyunu kontrol altına alıp dengelemek isteyecektir. Bakalım temposu güzel olur ama KG var tercih. Bir yerde bu mücadele bir 1e gelir diye düşünüyorum. Son mücadelem Sivas'la Sılvar Yaprak mücadelesi. Sılvar yaparak oturmuş bir takım. Hatta şunu söyleyeyim. Geçen sezonun kadrosunun ilk 11'inde 10 tanesi aynı. Bir tane defans oyuncusu aldılar. Brezilyalı sanırım o da. Bakmıştım da unuttum adını. Velhasıl kelam Sılvar Yaprak'la oturmuş bir takım. Sivas'ta transferler yapıyor. Şu an fırsat transferler de kovalıyor. Oturması vesaire derken burada zaten Sılvar Yaprak bence galibiyete uzanabilir. Fakat zor bir maç olacaktır. Hatta 1.86 oranı açmışlar. Riskli olarak öner öneriyorum. Maç sonu 2.186 oranı var. Bir de 3.47 gibi orandan da tek farklı Sılvar Yaprak galibiyeti gelebilir. Zorlu bir maç olacağını da belirteyim. Şöyle sizlere de bir adet ideal kombin önerdim. Dediğim gibi videoları like atmayı unutmayın. Harbiden şöyle videolara artı 300-500 üzerine bir like gelsin artık. Ben sizlere ideal bir kombin önerdim. Dediğim gibi Fenerbahçe maçına doğrudan bir alabilirdim, 1 alabilirdim 1.48 gibi orandan. Fakat kombinimi biraz riskli hale getirdim oradan. Çünkü 1.92'de kalıyordu. 1.81'den alalım. Attığımız taş vurduğumuz kuşa değsin diye bir söz mü vardı? Öyle bir mevzu işte. 4.5 altında bir yaptım değerlendirecekler. Değerlendirebilir. United maçında da çok fazla gol beklemiyorum. Doğrudan 3.5 alt aldım. Hatta yüksek oranıyla da 2-3 golü önerdim sizlere. Değerlendireceklere bol şanslar. Avrupa biraz ters olabilir. O yüzden mislilerde ufalmaya gitmek de fayda var. Değerlendireceklere bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.